Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Gayet çok kolay. Üstelik herkesin beğenebileceği nefis bir yalancı profiterol tarifim var. Bunu yıllar önce vermiştim. Hızlıca tarife geçiyorum. Şeker, yumurta, nişasta, un ve süt karışımı ile birlikte güzel bir muhallebi karışımı hazırlıyorum. Önce soğukken bütün malzemeyi karıştıracağım. Ocağa alacağım. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Bu tarif yıllar önce verdiğim zaman gerçekten çok beğenilmişti. Fakat arkalarda kaldı artık çok fazla sayfada aşağı inmiyorsunuz. Daha çok yeni tariflere baktığınız için yenileme kararı aldım. Bu tarif asla unutulmayacak. Çok nefis bir tariftir. Üstelik üzerine istediğiniz gibi sosla ya da biliyorsunuz. Hemen muhallebimi ocağa alacağım. Sizi sıkmamak adına pişirme esnasını göstermeyeceğim de pişirdikten sonraki haliyle şu şekilde karşınızda olacak. Pişen muhallebinin içine hızlıca tereyağını, şekerli vanilini ilave edeceğim ve blenderla birlikte güzelce kabarana kadar çırpacağım. Blender ya da mikser kullanabilirsiniz. Bu sayede tatlınız hem pürüzsüz kıvama gelirken bir taraftan da göreceksiniz daha parlak olacak. Yani aslında blenderla birlikte yağ ortaya çıkacak. Yağla hemhal olacak. Bu şekilde sıcakken ekmeklerle buluşturacağız. Bu tarifi baştan beri etmekle yaparım ama dilerseniz kedi dili bisküviyle hatta normal bir bisküviyle bile yapabilirsiniz. Ama etmek ya da kedi dili bisküviyle yaptığınız zaman içinde çok daha hacimli kekvari duracaktır. Bisküviyle o şekilde durmuyor. Daha böyle karışıyor, hamurlaşıyor. O yüzden ben size etmek ya da kedi dilini tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere her tarafını hızlıca karıştırdım. Şu an muhallebim hala çok sıcak. Dikdörtgen en büyük boy borcamın için uygun bir tatlı ölçüsü. Bu dilerseniz yarısını küçük borcama da yapabilirsiniz. Yani 1 litre sütten de yapabilirsiniz. Yumurtası hariç diğer malzemelerin yarısını kullanarak yarım ölçüde hazırlayabilirsiniz. Bir taraftan üzeri kabuk tutacak şekilde soğurken diğer taraftan ben de bir poşet krem şantiden sütle birlikte çırpıyorum. Hemen bir poşet krem şanti hazırlıyorum. Çok lezzet veriyor. Ama krem şanti kullanmak istemezseniz kaymak olur ya da normal bir süt pastörize kaymağı, pastörize kremayı çırparak yine bu şekilde bir şanti elde edebilirsiniz. O da üzeri kabuk tutacak gibi dolapta durduktan sonraki bu ertesi gün olsa çok daha iyi olur. Yani dolapta bir gece ya da 8-4 ila 8 saat arası dinlenirse tatlınız çok lezzetli olacaktır. Çünkü etmekleri ıslatmadık. Muhallebinin olanca nemini üzerine çekecekler. O yüzden bir gece dolapta durması en iyisidir. Kabuk tutan krem şantinin üzerine hazırladığım çikolata ganajı seriyorum. İkisi birbirine karışmaması için böyle çizgiler halinde üzerine döküyorum. Şimdi dilerseniz bunu ben çikolata sosunu çok yakıştırıyorum. Normal hazır markette satılan toz çikolata soslarıyla birlikte bir tencerede pişirip üzerine dökebilirsiniz. Ya da bu şekilde benim gibi daha zengin olur ganaj hazırlayabilirsiniz. Ya da çikolata sosu yerine meyve sosları var. Onlarla birlikte de hazırlayabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Hepsi alıp tadını ayrı bir yere götürüyor bence. Bir spatula yardımıyla şöyle üzerine basitçe süsledim. Keseceğim yerlerden de çizgiler oluşturdum. Ama dibine kadar kesmedim. Henüz üzerine bir böyle fresh bir meyve ile çilekle birlikte süslemek istedim. Varsa evinizde çilekle ya da başka bir meyve ile de tatlandırabilirsiniz. Çilek çok yakışıyor bu arada. Tam mevsiminde çileklerle birlikte şöyle sunumu hazır. Ben size borcamın neredeyse bitmek üzere olan kısmını gösterebiliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkıyor. Dilerseniz muhallebisini biraz daha akışkan yapmak isterseniz içindeki un miktarından çalabilirsiniz. Bu şekilde kestiğiniz zaman tabakta çok muazzam duruyor. Gördüğünüz gibi ekmekler tamamen yumuşamış ve çok nefis bir pasta. Üstelik hiç sizi uğraştırmıyor, kek pişirmekle uğraşmıyorsunuz. Ya da
kreması üzerinden kaydı etti, hiçbir derdi yok. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabileceği nefis bir pasta tarifiydi. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.